Ee, i̇lk önce e, ağızdan alan, alınan günlük alınan haplar var e, ilişki öncesi alınan hap tedavisi var e, penis içine uygulanan tedaviler e, son 5 yıldır penise şok tedavileri e, biraz, birazdan da üzerinde daha çok durmak istediğim pişat PRP tedavisi bu da yeni bir tedavi erkekleri için hı hı. E, ve en son çare damar bozukluğu var. Adam prostat kanseridir, tedavi olmuştur, prostat almıştır, ereksiyon yoktur. Onlarda da penis protezi seçeneği Var. Sun sunarak ya çok geniş bir elpaze. Evet. Genç hastanın tedavisi ayrı, orta yaş ayrı. Bir yaş. yetişkin aynen. ve yaşlarda ayrı tedavi yok ama tedavisi var neticede öyle söyleyeyim. Bu güzel haber değil mi? A aynen güzel Önce haber. Önce medikal tedavi nasıl yapılıyor? Medikal tedavi e, sertleştiriciyi sağlayacak olan e, ilaçlarımız var, vitamin gibi. Bunu tercih eden insanlarımız var. Hocam günde ben bir tablet alayım olay çözülsün. Öyle verdiğim hastalar var. Aslında e, genç hastalarım da var. E, adamın kendine güveni gitmiş ve bir, bir şekilde başlatamıyor. O ilaçları verince ben ona diyorum ki şu ilacı al ama 10 günden fazla kullanma. Amacım şu, erkekte ereksiyon olsun, ilişkiye girebildiğini görsün, kendine cesareti gelsin. Zaten ondan sonra ihtiyacı kalmıyor. Çoğu hasta bu grupta genç hastalarda. Hmm. Penis içi tedaviler var. İlişki öncesi, bu da biraz eski model tedaviler. Eşi ya da kendisi penis içine iğne yapıyor, sertleştirici iğneler. 2-3 saat etkisi var. Ama işin doğallığını bozuyor. Artık terk edilmiş bir yöntem, öyle söyleyeyim. Hmm. Penise şok tedavisi hı hı. nasıl hani kaslar gerildiği zaman fizik tedaviye gidiyorsunuz masajda yumuşatıyor ya da farklı cihazlarla yapıyor. Bizde penisteki kan damarlarını arttıracak bir şok dalga tedavi cihazı var. Aslında daha çok topuk dikeni için kullanıyor ama modifiye edilmiş şekli bu. Penisin yanlarına 7-8 saat hastaya göre şey yaparak şok dalga vererek yeni damar yapılması tıkanmış olan damarların açılması, açılması için e, önerilen bir tedavi enteresan Amerika kabul etmiyor Avrupa'da da çok yaygın kullanılıyor ama yüzde Türkiye'de? Türkiye'de de çok yaygın, yaygın. olmaya başladı yani e, artık erkekler çok talep ediyor yüzde %60'lara kadar etkinliği var e, son 3 yıldır da e, dünya artık şunu konuşuyor PRP'yi duymuşsunuzdur Duydum. kadınlar. Yüzeye Hı -hı. daha çok güzellik için Yüzeyi uygulanıyorsunuz. Evet. Hani erkeklerde beklisi yok. Biz de erkeklere uyguluyoruz bunu. Evet. Hani güzellik için değil ama cinsel hayat güzelliği için uyguluyoruz. Doğru. Ee, PRP'nin mantığı zaten izleyicimiz izleyicilerimiz hakimdir. İnsanın kendi kanı alınıyor. Tamam. Aslında şifamız kendi kanımızda. Onu söyleyeyim. Hı. Hani damar yaralandığı zaman, e, kanama olduğu zaman vücut kendi kendine o kan içinde patlaşma mekanizması, büyüme faktörleri ve doku onarımı başlıyor. Daha çok plastik cerrah ya da saç ekiminde kullanılan tedavi biz penis içine uyguluyoruz. Aynı yöntem kan alınıyor 10 cc kadar özel bir işlemden geçirildikten sonra büyütücü faktörleri ayrı bir çözelti halinde alıp penisin içine uyguluyoruz. Enjekte ediliyor. Enjekte ediliyoruz 3 seans 4 seans hastanın durumuna göre ağrı kesinlikle olmuyor ona göre biz zaten spreyleri kullanıyoruz. Kullanımı çok rahat 20 dakika. Yan etkisi, hastalarım çok, hocam yan etkisi var mı? Yan etkisi yok, kendi kanın. Başka bir şey değil bu. En güvenli şey hem de. Ne kadar aralıklarla yapıyorsunuz? Ee, hastane ihtiyacına göre, Hı -hı. yurt dışına gelen hastalara farklı bir tedavi Hı -hı. uyguluyorum. Yurt içinde e, hastaneye yakın olan yerlere farklı tedavi uyguluyorum. Gözlemleriniz ne yönde? Etkileri Yani nasıl? gözlemlerimiz daha bu çok duyacağız bunu. Daha değil mi? Çok duyacağız. çok <laughs> Çok çok duyacağız bunu. Ee, ve bunun tek başına kullanılması... Değil de kombine olarak kullanıyoruz hı hı. Aslında çok yeni bir tedavi Bu Amerika'da çok uygulanan bir tedavi Onu da söyleyeyim ee, %70-80'lere kadar Faydası var uygun hasta seçtiğinizde Bir de buna şok tedaviyi de kombine ederseniz Zaten çoğu hasta Tatmin oluyor bu tedaviden Kullanıma rahat 20 dakika sürüyor seans ee, Düşünsene 4 gün arka arkaya yapacağım 20 dakika her gün akşamüstü 20 dakikalık bir işlemle yaptığınız zaman bir ay sonra etkisi başlıyor. 6 ay sonra hatırlatma dozu bir kere daha yapılıyor ve bunun kalıcılığı daha fazla. Çünkü peniste yeni damar oluşumunu sağlayarak ya da e, tıkanmış olan damarın e, sağlıklı olmasını e, neden olarak olayı zaten kökten çözüyor.